Life dergisinden Jack Burns'un 1950 yılında Edirne tren garında çekmiş olduğu fotoğrafın hikayesi neydi? Bu kadınlar neden kürk manto giyiyordu? Gelin kürk mantolu kadınların hikayesine hep beraber bakalım. İkinci Dünya Savaşı neticesinde Sovyetlerin etki alanına giren Bulgaristan'da komünist rejim yönetimi ele geçirmişti. Bulgaristan'daki Türkler krallık rejimine göre daha iyi hayat şartlarıyla karşılaşacaklarını zannetmelerine rağmen yine aynı baskı bu sefer değişik şekillerde kendini göstermeye devam etmişti. Türk aydınların tutuklanmaları, halka yönelik baskılar, 1946 yılında Türk azınlık okullarının devletleştirilmesi, 49'dan sonra Türklerin tarlalarının ellerinden alınmaya başlanması komünist rejimin niyetini açıkça ortaya koyuyordu. Tüm bunlar Türkler arasında büyük bir endişe ve korkuya neden olmuş ve 1946 yılından sonra göç için Türk yetkililerine başvurmaya başlamışlardı. Kore Savaşı ile beraber tamamen gerginleşen Türkiye-Bulgaristan ilişkileri neticesinde Bulgar Komünist Hükümeti 250 bin Türk'ü göç ettirme kararı almıştı. Ama bu kararı alırken Türklerin Bulgaristan'dan hiçbir şey götürmemeleri için azami çaba göstereceklerdi. Arada imzalanmış anlaşmalara rağmen Türkiye'ye tam manasıyla yoksul bir halde girmelerini sağlamak rejimin en büyük emellerinden biri haline gelmişti. Evini barkını yok pahasına satan insanlar yanlarında para veya ziynet eşyası dahi götüremeyeceklerini öğrenince bunu aşmak için değişik yollar aradılar. Bunlardan biri de resimde gördüğünüz kürk mantolardı. O dönemin modası olan ve Türkiye'de nadir bulunan bu kürklerden gelecek para sayesinde yoksulluğu asgari bir sınıra indirmeyi düşünüyorlardı. Neticede zenginlerin lüks göstergesi olan kürk mantolar fakirin umudu haline gelmişti. Bulgaristan Türklerinin yaşadığı trajedi ise bitmemiş ve 1989 yılındaki büyük göçe kadar devam etmişti.